Düştü. Gel lan buraya. Efendim herkese hoş geldiniz diyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Beni soracak olursanız böyle limoni bir şekilde sabahleyin kalktığım aracı güvendiğim bir tamirhaneye götürdüm. Fakat bir problem. Motor ve şanzıman işlerine maalesef bakmıyorlarmış. Daha doğrusu büyük araç olduğu için bakamıyorlar haklı olarak. Ona göre de iş başa düştü. Komple artık kendim motorun enjektörlerini sökeceğim. Ondan sonra AGR ventil denen bir şey var. Türkçesini şimdi bilmiyorum, onu sökeceğim. Kısaca kendime bahsedeyim. Ben Temel Üster. Karavan seyahat videoları çekiyorum. Şu anda Türkiye'deyim. Tekrardan vatana geri döndüm. Araçta problem var, motor yine titriyor, sıkıntı var, debriyaj balata baskıda biraz kaçırıyor. Bunları artık bir şekilde kendim bir şekilde halletmeye çalışacağım, halledebildiğim kadar. İlk başta bir motorun ön kısmını bir komple sökeceğim, enjektörler sökülecek, ondan sonra onları bir teste bir yere götüreceğim artık neredeyse. Arayıp bulmam lazım bir de, problem o. Arayıp bulacağız. Neyse, ben işe devam edeyim. Burada duracaksınız. Daha nereler var? Hah, şurada var. Daha neresi tutuyor ya? Şunlar var. Bir, iki. Bunlar tutuyor. Başka. Hava bağlantısı. Of, başıma iş aldım ya. Vallahi billahi iş aldım. Nasıl oluyor bu işler? Zor oluyor. Hadi be. Şu parçayı ben bir söküp sonra görüşürüz. Evet, AGR ventili söktüm. Baktım. Tekrardan kablosunu taktım, çalıştırdım. Ve AGR ventil tıkalı değil, çalışıyor. Şurada içinde böyle bir sibop gibi bir şey var. Gaz verdiği zaman açılıyor. Böyle fazla bir şey de yok, yani bir kurum bağlama durumu da yok. Fazla da pislenmemiş. İçeriye de şöyle baktım. Şöyle gözüküyor mu bir saniye? Fazla gözükmüyor herhalde. Aracı stop ettiği zaman fark ettim. Bu 4 kere böyle gidip geliyor herhalde tıkanmasın diye. Kendisini bir şekilde temizliyor. Yani sorun bunda değil. Bu gayet normal çalışıyor. Gaz verdiği zaman bir sibop içeri girip çıkıyor. Dans edip duruyor. Sorun buradan kaynaklanmıyor. Muhtemelen bu 4 enjektörde çıkarılıp bakıma gönderilmesi lazım. Artık böyle söke söke bulacağız yani. Neyse, ben bir AGR ventilini tekrar yerine takayım. Sonrasında 4 tane enjektörü sökeceğim. Bayağı uğraştırdı. AGR ventil, yani şu parça yerine tekrardan takıldı. Kablosu bağlandı. Şimdi 4 tane enjektörü sökmem gerekiyor. Fakat sökmeden önce ustaların da tavsiyesine uyalım. Aracı, motoru normal ısıtmamız gerekiyor. Şimdi biraz soğudu tabii. Bir saattir çalışmıyor. Şimdi tekrar çalıştırıp motoru böyle boş çalıştıracağım. Biraz da ara ara gaz veririm. Isınması lazımmış yani enjektörle çıkmadan önce. Şu balata baskı sesi de çok kötü ya. Çalışmaya bak. Bir de duman acaba. Of. Tüh. Enjektörleri inşallah zarar vermeden kırmadan çıkarabilirim. Başıma daha fazla iş açmayayım. Çalışsın. Sonra sökeceğiz parçaları. 4 tane enjektörü de söktük. Hepsi burada. Sıralandı, numaralandı. Şöyle delikleri de kapattım. Herhangi bir toz falan bir şey girmesin diye. Yalnız benim anlamadığım, enjektörleri çıkarttıktan sonra birkaç tanesi bayağı yağlı çıktı. Mazot değil, bayağı bir yağ. Kapkara yağ bulaşmış her yerine. Acaba normal mi yoksa, bir de artı böyle pislikler de çıktı yani kenarında. Enjektörün böyle o boynunda komple böyle sanki metal sürtüyor attıkları gibi böyle bir şey. Açıkçası biraz korkutuyor yani. O yüzden şimdi sadece bir tanesini temizledim. Diğerlerini temizlemedim. Sardım. İyi bir usta bulup göstereceğiz bakalım. Evet, yeni bir günden merhabalar. Yine çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle göstermeye çalışayım arkadaşlar. Yatağımı koyduğum plakalar. Bunun üstünde yatağım oluyor. Fakat bunda yatak maalesef hava alamadığı için, artı bu çok ağır olduğu için şöyle delikleri açıyoruz ve hem hafifletiyoruz hem de hava almasını sağlıyoruz. İki parçadan oluşuyor. Fakat maalesef şu parça dayanamadı artık. Bozuldu. Şuradan iyice böyle bir yalama yapmaya başladı. Artık fonksiyonu görmüyor. O sebepten dolayı direkt şöyle 35 milimlik. Bunlar aslında şey için kullanılıyor. Böyle dolap kapaklarını yapıyorsun ya, menteşe takıyorsun. Onların deliklerini açmak için, yuvalarını açmak için. Diğer plakayı göstereyim. O bitti. Gördüğünüz gibi delik deşik oldu. Komple bunları böyle çiz, tam ölçüye göre çiz yap. Bayağı bir vakit alıyor. Ama güzel. Şimdi bayağı bir hafif de oldu. Hem güzel yatakta hava almış olur. Aha, lamba bağımsızlığını ilan etmiş, gidiyor. Oğlum nereye gidiyorsun sen? Yapış.
Bunları da doğru düzgün yapıştırmam lazım ya. Pilli ve kumandalı. Şöyle yatağın ucundan kumandayla açıp kapıyorum. Evet, elektrik sistemimizi de böyle şurada daha rahat görebiliyoruz artık. Şimdi bugün biraz araştırma yaptım bu dizel enjektörleri temizleme konusunda. Biraz bir internette bir araştırma yaptım, baktım. Adapazarı'nda bir usta varmış. Fakat Denso marka enjektörlere bakım yapmıyorlarmış. Dedim tamam dedim, normal bakım fiyatı ne kadar diye sordum. 4000 lirayla 15000 lira arası diye bir fiyat söyledi bana. Açıkçası bana biraz pahalı geldi. Çünkü ben Almanya'da mesela Bosch dizel servisine telefon açmıştım. Enjektör başı dedi 25 euro dedi. Temizlemesini yapıyor dedi. 4 tanesi 100 euro yapar. 100 euro da burada 3500 lira yapıyor. Şimdi bana diyor ki 4000'den başlıyor. 4000'den 15000 arası. Arkadaş bu ne biçim fiyat ya? Ben Türkiye'de bunun daha hesaplı olacağını düşündüm. Adam bana direkt böyle bir fiyat verdi. Şimdi mecbur devam araştıracağım yani. Bulmam lazım. Daha hesaplı bir enjektör temizleyicisi, bakımını, onarımını yapan dizel pompa ustası bulmam gerekiyor. O da hiç kolay olmayacak belli ki. Türkiye'de gerçekten yalan söyleyeyim, hiç bu şeylerle uğraşmaktan hoşlanmıyorum. Sürekli oradan oraya koşturman gerekiyor. Şu son plakayı da delik deşik edeyim. Sonra tekrardan yatağımı falan güzelce yerleştireyim. Bayağı bir delik açtık, hafiflettik ve hava almasını da sağlayacağız artık. Daha da fazla yapmaya da gerek yok herhalde. Evet. Üstü altı temizleyeyim, yerleştireyim, vidalayayım, yatağımı sereyim, sonra yatayım. Ah, tam yerine geldi. Süper. Şimdi yatağımızı tekrar serebiliriz. Hop. Şimdi nefes al bakayım. Böylece yatağımızı da altını güzelce yapmış olduk. Hem hafiflettik hem de hava almasını sağladık. Gerekliymiş. Hava sıcak oldu ya. Ve artık buralar akşamları bile 16-17 derece. Yatağın altında battaniye falan gerek yok. Seriyordum ben altına hani daha sıcak olsun diye, ama artık buna da ihtiyaç kalmadı. Ve şimdi normal yastık yorgan. Belki yorgan bile fazla gelebilir yani. Şöyle bir ana yastığımızı atalım. Sonra efendim yorganımızı serelim. Yorganın üstüne battaniye de gerek kalmadı. Evet, şimdi 1-2-3 tane battaniye var. Efendim battaniyeleri ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Burada zul yapacağım. Aynen. Eve çıkaracağım. Ondan sonra kışa doğru tekrar Almanya yapacağımız için de zaten soğuk olacak ve peşimizi alacağız. Hepsini de çıkaramam tabii ki. Oldu ki misafir geldi kardeşim. Değil mi? Gördüğünüz gibi ne yeme içme var, ne gezme tozma var, araç tamiri, bilmem nesi bakımı. Biraz yorucu oluyor ama neticede bunlar en kısa sürede bitmesi lazım ki gelsin sonra Ege, Akdeniz, bilmem neler. Yatakları serdim ama normalde çarşaflar falan temizlenmesi gerekiyor. O yüzden ne var ne yok hepsini söktüm. Şimdi son bir çerçevem var. Burada 4 tane fotoğrafımız var. Son bir tane bir çerçevem kaldı. Onu da paşamın resmini koyacağım. Bak şuna bak. Bu gidiyor şimdi. Tabii bu 24 sene önceki fotoğrafı. Efendim şöyle ilk başta arkadaki zımbırtıyı koparıyoruz. Efendim ne yapıyorum diye soracak olursanız, bu çerçevenin arkası şöyle çok kaygan bir şekilde yapılmış. Böyle çift taraflı bantlar maalesef tutmuyor. O yüzden bıçakların şöyle bir derinlikler açıyorum. Bu derinlikler sayesinde yapışkan çok daha rahat kendisini orada hapsedebiliyor. Şimdi şuraya bir yapıştıralım. Okay. Tavana vuruyor mu oğlum sen? Yok. Güzel. Bu işim de bitti. İşim yok. Evet, şimdi Düzce'ye doğru enjektör ustasına gidiyoruz. Bakalım bugün işimizi halledebileceğiz mi? Şöyle yavruları aldık. Bunları artık böyle güzelce bıcı bıcıya götürüyorum şu anda. Evet, Akçakoca Düzce arasında şöyle bir yer var. Bakın İhsan Özdemir hayratı burası. Şöyle göstermeye çalışayım. Bak şöyle. Burası şifalı su olarak geçiyor. Evet, bir şifalı su içelim. Evet. Şifalı su. Sen ne yaptın da yoruldun? Hı? Evet, Türkiye'de meşhur böyle yol kenarlarında bal, reçel vesaire her şeyi bulabilirsin. Bak çiçek, meyve, sebze. Sucuk ekmek bile var burada.
Neyse biz yolumuza devam edelim. Usta bekliyor. Siz böyle paramparça ediyorsunuz herhalde bunları. Aynen öyle abi. Bunlar. Onlar yenileniyor mu? Ya yeniliyoruz abi. Bunlar şimdi. Evet, burası sadece enjektör tamiri temizliği yapan bir yer. Daha sonra muhtemelen şu makineye herhalde bağlanacak. Şimdi püskürtüp püskürtmediğine mi bakacaksın yoksa aşırı basınç verip tıkanıklığı mı alıyorsun? Ya şimdi bunu aldığımız zaman aynı arabadaki sistem gibi çalışıyor. Aynı arabadaki sistem aynı gibi yani, okey. Arabada nasıl çalışıyorsa burada da çalışıyor. Orada arıza var. Kaç numarası? Ya enjektörler makineye dördüyle bağlandı. İşte basınç testi yapıldı, bilmem ne, işte bir yarım saat hepsi test yapıldı. Enjektörlerden sadece bir tanesinde minimum biraz daha fazla bir yakıt veriyor ama minimum. Ve sordum dedim, hani dedim motorda bir şey yapar mı, bir etki gösterir mi bu? Normal yapmaz dedi. Ama dedi istiyorsan da değiştirebiliriz dedi. Ama dedi tavsiye etmiyorum sana dedi, bu dördü de iyi dedi. Yani hepsinde tam sadece bir tanesinde çok küçük bir kusur var. Ama dedi aracın titremesine, duman atmasına sebep olmaz dedi. Ve bu basınç sayesinde de işte bütün o tortular falan tamamen temizlendiğini söyledi bana. Tekrardan enjektörleri takacağım. Bakalım halen daha titreme olacak mı, duman atacak mı? Yani hatayı bulamadık da olabilir. Belki şu anda da bitmiş de olabilir hata. Eğer halen daha devam ederse hata aramaya devam edeceğiz. Zor iş ya, vallahi zor iş. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Fiyat konusunda 4 tane enjektör temizliği 3500 lira. 3000'den 3500 lira arasında bu Düzce sanayisinde. Evet, tekrardan geldim. Şimdi enjektörleri takacağım. Bakalım fark edemiş olacak mı? Enjektörleri taktık. Değişen hiçbir şey olmadı. Yine aynısı. Enjektörlerden değilmiş. Boşuna da o kadar para verdik. Ne olabilir bu yani? Lanet bir şey ya. Aman. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı ve sinir bozucu bir durum. Ne yapacağımı bilmiyorum.